Abu Lays rahimahullah aytadi, topilgan mol, rizq halol bo'lishligi uchun, shubha ularda bo'lmasligi uchun, ularda shubha bo'lmasligi uchun 5 ta narsa topilishi kerak qilayotgan ishimizda. Diqqat qiling. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi robbil alamin. Vessalatu vesselamu ala eşrafil mursalin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Allahumma allimna ma yanfa'una ve anfa'na bima allamtana ve zidna ilma. Allahumma arina al-haqqa haqqan ve rzuqna ittiba'ah ve arina al-batila batilan ve rzuqna ijtinaba. Ve ce'alna mimman yastami'una al-qawla fe yattabi'una ahsana ve adkhilna bi rahmetike fi ibadike as-salihin. Amma ba'd, assalamu aleykum ve rahmetullahi ta'ala ve berekatuhu. Allah subhanahu wa ta'ala ushbu sayyidul ayyom muborak juma kunini barchamizga muborak qilgan bo'lsin. Ibodatlarimizni qabul qilsin, gunohlarimizni mag'firat qilsin, duolarimizni ijobat qilsin. Bismillahirrohmanirrohim. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Abu Hurayra roziyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda marhamat qiladilar. Innalloha toyyibun la yaqbalu illa toyyiba. Deb marhamat qilganlar. Albatta Alloh taolo pokiza zot va faqatgina pokiza narsani qabul qiladi. Halol pokiza bo'lgan narsani. Va inna Alloha amara al-mu'minina bima amara bihi al-mursalin. Alloh taolo anbiyolarga, payg'ambarlarga nimani buyurgan bo'lsa, mu'minlarga ham shu narsani buyurgan. Alloh taolo aytadi, astadu billah, ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati va amalu soliha. Ey payg'ambarlar, pokiza narsalardan yenglar va solih amal qilinglar. Payg'ambarlariga Alloh taolo pokiza narsa, halol narsalarni yeyishlikni buyurdi va solih amal qilishlikni buyurdi. Boshqa oyatda aytadi: Astag'du billah, ya ayyuhallazina amanu kulu min toyyibati ma razaqnakum. Ey iymon keltirganlar, biz sizlarga rizq qilib bergan narsalarning pokizalarini yenglar. Payg'ambarimiz hadisida davom etadilar: Summa zakara rajula yutilu safara ash'asa aghbara yamuddu yadayhi ila as-sama ya rob wa mat'amuhu haram wa malbasuhu haram wa mashrabuhu haram wa ghudiya bil haram fa anna yustajabu lahu. So'ngra payg'ambarimiz safarga chiqqan bir kishini zikr qildilar. Safari cho'zilib ketdi, juda uzoq safar qildi. Yeyish ichishiga qaramay qo'ydi, usti boshiga qaramay qo'ydi. Yeganiga harom aralashdi. Harom yedi. Harom narsa ichdi, harom kiydi. Qo'yinki harom bilan o'ralib qoldi. Fa anna yustajabu lahu. Buni duosi qayoqdan ijobat bo'lsin. Hadis nihoyasiga yetdi. Demak, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam siz bilan bizga halol luqma topib yeyishlikni, halol narsani kasb qilishligimizni bizga buyurganlar. Va duolarimizni ijobat bo'lishligini sabablardan eng muhimlardan biri mana shu halol luqma yeyishlik. Million ta odam haqqingizga duo qilsin. Agar halol luqma yeyilmagan bo'lsa, u duo ijobat bo'lmaydi. Demak, luqmani halol qilishlik haqida. Bu hadis birodarlar dinimizning ulkan qoidalariga asos vazifasini o'taydi. Mana qilayotgan duoimiz ijobat bo'lishi, amallarimiz qabul bo'lishi, musulmonlarning jamiyatda bir xayriyatlarini ko'p bo'lishligi aynan mana shu luqmaga, yeyotgan taomimizga to'g'ridan-to'g'ri bog'liq bo'ladi. Musulmon odamlar o'ziga yaxshi ko'rgan narsani albatta birodarga ravo ko'radi. O'ziga ravo ko'rmagan narsani ravo ko'rmaydi. Va mana shu o'rinda biri ikkinchisi qilayotgan kasb-ikorida nuqson kamchilikni ko'radigan bo'lsa, buni albatta nasihat qilib tuzatib qo'yishlik kerak bo'ladi. Mana shu halol luqma birodarlar siz bilan bizning osuda hayotimizni garovi bo'ladi. Mana hadisda aytildi: Innalloha toyyibun la yaqbalu illa toyyiba. Alloh pokiza zot va pok narsalarni qabul qiladi. Endi pok narsalar nima? Bu so'z bo'lishi mumkin, ihson bo'lishi mumkin, duo bo'lishi mumkin, e'tiqod bo'lishi mumkin. Pokizalik. Hech kim o'zini, qalbini nopok deb bilmaydi. Hamma o'zini pok inson deb biladi. Chunki hammani o'zini pokligi degan narsaga qo'yib olgan o'lchovi bor, o'zini shabloni bor. Ana shu to'g'ri yo'l, pokiza narsa deganda shariatda siz bilan biz o'zimizga andoza qilishimiz kerak. Alloh taolo riyo, kibr, shunga o'xshagan
amallar aralashgan bo'lsa siz bilan biz amalimizga. Buni qabul qilmaydi. Qilayotgan amallarimiz riyodan, kibrdan, xo'ja ko'rsindan toza bo'lishligi kerak. Qilayotgan ihsonimiz, qilayotgan nafaqamiz, topgan pulimiz halol bo'lsa keyin qabul bo'ladi. Ya'ni kazinoni qurib qo'yib, hoppa-hoppa pulni haromdan topib turib, undan mahallaga qo'y so'yib begizib qo'yish, yo mahallaga asfalt solib qo'yish, transformator qo'yib qo'yishlik bu amal qabul bo'lmaydi. Tushunarlimi? Shuning uchun nifoq qilayotgan odam qayerdan pul topayotganiga qarashligi kerak. Agar harom bo'ladigan bo'lsa, bu amali qabul bo'lmaydi. 100 ta qo'y so'ysa ham, 1000 ta qo'y so'ysa ham. Payg'ambarimiz aytdilar, ey insonlar, Alloh taolo pok zot va faqatgina nimani qabul qiladi? Pok narsani qabul qiladi. So'zlarning pokizasi bor, habisi bor. Alloh taolo mana shu so'zlarni pokiza va habisga bo'ldi. Aytadi astadu billah, ilayhi yas'adul kalimu tayyibu val amalu solihu yarfa'u. Alloh taoloning huzuriga faqatgina pokiza so'z yuksaladi. Hayotda pokiza o'tgan insonlar hayoti pokiza bo'lgan, osuda bo'lgan, osoyishta bo'lgan. Yana ularga o'lim soati yetgan paytda luqmasini pokiza qilgan, amalini pokiza qilgan insonlarga malaikalar ro'para keladi. Astagfirullah billah. Allazina tatawaffahumul malaikatu tayyibin yaquluna salamun alaykum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Ular pokiza bo'lgan hollarida farishtalar ularning jonlarini olar ekanlar, ya'ni pokiza yashab o'tgan insonning jonini farishtalar olayotganda nima deydi? Man ahabba liqa'allohi ahabballohu liqa'adirlar Rasululloh. Kunlarni birida. Kim Allohga yo'liqishlikni, Allohga ro'bora bo'lishlikni xohlasa, Alloh unga ro'bora bo'lishlikni xohlaydi, yaxshi ko'radi. Endi kim Allohga ro'bora bo'lishlikni yomon ko'rsa, Alloh ham u bandaga ro'bora bo'lishlikni yomon ko'radi. Shunda Oysha onamiz roziyallohu anha, "Ya Rasululloh, Allohga ro'bora bo'lishlikni hammamiz xohlaymiz, lekin o'rtada o'lim bor. Endi o'limni yomon ko'ramiz. O'limni yomon ko'rganligimiz Allohga ro'bora bo'lishlikni xohlamayotgan yoki yomon ko'rayotgan bo'lib qolmaymizmi?" deb so'radilar. Kim qo'rqmaydi o'limdan, aytinglar-chi? Hammamiz qo'rqamiz. Shunda payg'ambarimiz unday emas. Mo'min odam, solih odam, pokiza odam dunyodan ketar soatida Alloh azza va jalla u bandani ko'zi yetadigan joyga uning xaridorlarini ko'rsatib qo'yadi. Jannatdan kafanliklar olgan oppoq yuzli, insonga juda bir qalbiga yoqadigan suratda farishtalar keladi-da, xaridorlarni ko'rgandan keyin o'limdan ko'ra yaxshiroq narsa bo'lmay qoladi bu banda uchun. Ana shunday pokiza inson dunyodan chiqar ekan farishtalar aytadi, sizlarga tinchlik, omonlik bo'lgay. Endi qilib o'tgan amallaringiz sababli jannatga kiringiz dedilar. Tushunarlimi? Bizi amalimiz hech qachon jannatning haqqi bo'la olmaydi. Unda nimaga qilgan amalinglar sababli jannatga kiringlar deyildi. Jannatga hech kim qilgan amali bilan kira olmaydi dedilar Rasululloh. Vala anta ya Rasululloh, sizni amalingiz ham yetmaydimi deganda, meni ham amalim yetmaydi. Illa an yataghammadani Allohu bi rahmatihi. Faqat Alloh meni o'zini rahmati bilan qamrab olsa kiraman dedi. Unda amal nima uchun desa, jannatdagingiz darajangizni belgilaydi. Demak, jannatga Alloh rahmati bilan kiramiz. Buni hal qildik. Endi darajangizni belgilanishiga amalingizga bog'liq bo'ladi. Albatta, bu pokiz amal qilgan insonlar uchun. Ibn Rajab Hanbali aytadi, Payg'ambar alayhisalom faqat pokiza narsani qabul qiladi degani mo'minni qalbi ham, tili ham, tanasi ham pok bo'ladi. Uni qalbida iymon bo'ladi, tili zikr duoda bo'ladi, a'zolar bilan esa solih amallarni bajaradi. Rizqning, topayotgan molimizni shubhadan uzoq bo'lishlik uchun, haromdan uzoq bo'lishlik uchun nimalarga e'tibor berishlik kerak? Abu Lays rahimahulloh aytadi, topilgan mol, rizq halol bo'lishligi uchun, shubha ularda bo'lmasligi uchun, ularda shubha bo'lmasligi uchun 5 ta narsa topilishi kerak qilayotgan ishimizda. Diqqat qilamiz. Birinchisi, qilayotgan kasbikorimiz, tijoratimiz harom amallar sirasidan bo'lmasligi kerak. Ha, xo'p, yaxshi, buni qildik. Harom ish tijoratdan shug'ullanmayapmiz, tarozidan urmayapmiz.
Ne yapıyoruz? Araq satmayapız, çoşka satmayapız. Kılıyken işimiz halal. Var mı? Var. Elhamdülillah. İkincisi, kılıyken kasbı kârıyız, sizini farz amellerden tosmasını gerek. Namazdan, rozadan, siz için farz bugün amaldan tosmasını gerek. Bunu yam kılıyapız. Yaxşı. Bunu yam üddesinden öttük. Üçüncüsü, sizi kılıyken kasbı kârıyız, halayıkka azar yetkizmesini gerek. Ne mi de düşünemiz bunu? Ne mi de düşünemiz? Halayıkka azar bulmasını gerek. Bir adam şehirde ortasındaki üyüde 20 tane boka bakadı. Halal ticaret mi? Halal ticaret. Lekin şu işiden koşunları azar çekedi mi yok mu? Demek şu hakiri kol yaptı maalesef burada. Sizi işiniz ne? Ben özümüyüm de kılı yapman. Halal ticaret kılı yapman. Halal ticaret. Lekin aziyet çeki yaptı mı koşunlar? Haram da bir etkeni kokamız. Lekin şu bir haralaştı. Baraka toppasız, hapı olmayın. Minilege misal getirişimiz mümkün. Ya ki bu olmasın bir ağaç üstte ülke şu fazla toktuğla vagen keçesi falan listi intilip çıkardı. Koşunlar şalkun surandan azar çeki yaptı mı? Azar çeki yaptı. Köşene ortasına kömür töküp koyup durup, hazır bana kışlı günü de, kömür satı yaptı ayrım adamlar. Mahalledekiler azar çeki yaptı mı bundan yok mu? Biz halal ticaret kılı yapız, bizi trişirikimizde ne kılıyordu? Akeler İslam vaki din, o riyanli din. Hayatta bulurken muamalada konkret ne bizi tırda, riyanli geçimini verirdi. Siz köşene ortasına kömür töktüyüz. Maşinalar kısılı botu yaptı, bir. Çengidi yapsız. Adamlar diyor ki çengidi yaptı, iki. Kenarlar kirini yayıp koygan. Ne mobketi yaptı? Karaköy mobketi yaptı 3. Azar çeki yaptı mı? Çekimi yaptı mı adamlar? Ustalar. Mahallenin içinde strok yakalasılar. Şakalda yolda ortası getökesiler. Yolda tarık koyup durup. Köşe tamamından işletişte onluge. İçkereden alıp işletesiler. Bir adam maşinaları kısılı boğulu ve uğradı. Ustalar var mı? Var ha? Eşitliler ha? Eşitliler mi? Minilege misal getiriş mümkün. Sizlere ait mahşubu genelse manajı üçüncüsü. Sizi kılıyken kasbı kârıyız. Halal. Farzdan tosma yaptı. Lekin halayıkka azarmaz mı? Karasuda sağda kıladiyanlar var mı? Var. Sizlere işlerde halal, zekatı beri yapsalar, sadaka beri yapsalar, halal nasıl satı yapsalar, yakşı. Şimdi ne amel var? Sizi kılıyken işinizde adamlar ki azar boyan. Yaşayın. Kaysi yolu ya, Karasud yolu ya mı? Kenterinizden taş kargesi dolu yapıp çıkasız. Yarım metre surasız, körünsün deysiz. Yolda tar yetir yapsınlar mı? Demek bazar gekigen halayıkı azar beri yapsınlar. Şubaha ticaret ile ki aralaşı yaptı. Ya ki bu mesela tavarıyla da ilip koyansınlar, bazardan ayakı körünmeydi. Huttalıyır, cüngülüyle, köketlerde, orası da yürgendeki adı yolda itarı mekı ötüş gerek, köyünün itarı mekı ötüş gerek. Azar aziyet mi bu? Aziyet mi? Sadagerler. Sizler nimani qo'yapsizlar? Pulni mi, barakani mi? Barakani qo'yapsizlarmi? Shubhadan haromdan ehtiyot bo'lmoqchimisizlar? Bir ishingizni tekshirib qo'yinglar. O'shuncha mahallaning ichiga zavod qilib olgan, mahallaning ichiga shunaqa bir ishlab chiqarish qilib olgan birodarlar, bu o'ylanib qo'yinglar. Qo'shnilar azor chekayotgan bo'lsa, qilayotgan ishimizdan baraka ketib qolmasin. Jildiringlar chekaga. Mol boqmoqchimisiz? Toladan bir joydan yer oling. Bir shipon bo'ladi, bir cheka joy bo'ladi. Shunda qiling. Halol bo'lgan, sizni farzdan to'smagan ibodatingiz, amalingiz, topayotgan tijoratingiz. Agar haloyiqqa azor beradigan bo'lsa, barakasi yo'qoladi, shubha keladi, ehtimol harom kirib qoladi. Har kim o'zi xulosa qilsin. Biz hozir bugungi mavzuimiz qilayotgan kasbikorimizdan haromni nari qilishlik, halol pul topishlik haqida dars qilyapmiz. Öşün için barakan çıkmayaptı kendi. Bir iş yıldan beri bakamam mal hiçbir bir birim iki boyanı bilmiyim ben de. Bu için ben şu tırışçılığı masalasını katta kamerayı okşatamam da. İttemem de baramız nasoslu olamız. Mehnet degen nasoslu. Keç keçe nasosluyumuz. Haliki kamera işarı katta bulup. Ha zor bulup işte de ketamız. İttemem kese yana püşüyüp durup. Yana nasosluyumuz. İtteskin yana şu ahval. Demek muamma var. Kamerada ne var? Teşi var. Öşü teşi bize eteken şu işler.
Yemem koyun ya şunu. 10 ta vurup getirin, ertesi günü keseceğiz, vurganız 11.si oladı. Tura da 10 ta. Şimdi düşünürlüyüm mü? Birincisi, kılıyken ticaretimiz kanakı olsun? Halal ticaret kesip olsun. İkincisi, kılıyken kesip ticaretimiz, hünerimiz farzdan tosmasın. Üçüncüsü, halayıkka azar olmasın. Törtüncüsü, rızkını Allah'tan da biliş gerek. Rızk masalasında bir adam kafir buladı. Bir adam müşrik oladı. Bir adam mumun buladı. Bir adam günahkar oladı. Müşrik buladığın oranı, meni rızkım hünerimden deydi. Şu hünerim bulmagende çünkü üyge bulmaz edin. Hünerim bulmagende hacıge varmaz edin. Hünerim bulmagende çünkü öyle yok. Rızk Allah'dan. Hüneri sebep. Huttu şu hünerde kılı bittası iş nasıl bulma yaptı. İş nasıl bulma yaptı. Demek eğer hünerden de bulmagende şu hünerde kim kısa ne bulup geçiş gerekirdi? Bulup geçiş gerekirdi. Mana şu törünçüsü gene bir koşumça canlı şu törünçü punktu iki kıl ayetelin gel. Bittersi de rızkı Allah'dan da bilinç gerek. İkincisi de canlı kayıt varmasılık gerek. Pul topşiliği de kes ticarette canlı bizitilde iznosu varmasılık gerek. Kildi. Çerçe gel. Yani kilin bu kaldı şopur gel. Ne makaladı? Kete orada. Bu halayıkı azar degen punktu gen düşerdi bu. Çünkü siz ne kıl yapsınız? Riske vat kıl yapsınız? Közü yuksura yuksura yapıp ki tört dördan da apketi yapsın bir şey keket aysada. Yani demek törüncüsü canlı, törüncüsünün ikincisi canlı kayıt varmasını gerek. Yatı alış gereği de yanılmaz. O şey damal degen de damal iş gerek, işle degen de işle iş gerek. 8 saat mi? 8 saat bu oldu. Siz öyle eski şu yuksura bir matta barıp kesem katta pul tapamanda öyle yapsın mı? Barakası gitti. Eskiler, eskiler. Acayip de, bitti ketman bilen, bitti teşe bilen, tötte oğlunu üyüleb, tötte kızını çıkarken, ikitasını insta okuyken, üyüleb, cahilerken, bitti ketman ya ki bitti teşe yetken çünkü. Çünkü bereke barı doladı kuluda. Hazır bitti hanadan da, sekizde, yetide adam işleydi, yetişme avçilik, kemçilik, öşünce. Bereke özünü müydü? Bereke indi huda vergen. Bereke de damla. Bilmişsin şunu ya. Aşıkçası bereke. Uzağa müddet işletilgen nasıl? Ha kol. Apada dediğinizden koyan ketman var. İşli yaptı haliyen. Ha siz bundan beri 8'te ketman alıp çıktınız. Yok aldı sındı. Burası apkette BM koydu. Yok. Apada dediğinizde ketmanı türüptü. Ustaya sopla vergen teşe var. Sopiyam singen yok, işli yaptı haliyam. Baraka, bir nesnenin üstü de ilahi hayriyetini devamı gibi oluşu. Öz ilahi hayter valiler için. Köp degen sözü yok bir yerde. Bir nesnenin üstü de ilahi hayriyetini devamı gibi oluşu. Bu ege ketmanda hayriyet var, baraka var, işli yaptı da. Üçüncün pulda kança topasan diye iş gereğmez. Şimdi rızkı kança devamıydı. Kanaka pul topasan diye iş gerek. Barakeli pul topasan mı? Bir bereke topasan mı diye iş gerek. Savaldı yan verişti bilmiyor muyuz o zaman? Verişti ya. Demek rızkımızda şubha yok buluşu için. Haram yok buluşu için. Barakat buluşu için. Birinci nabatta kılıyken işimiz halal iş olsun. İkincisi Allah'ın farzlardan tosmasın. Üçüncüsü halayıkka azar aziyet vermesin. Törtüncüsü, rızkını Allah'tan da bilelik, canını aşçı uğruntur varmayelik. Ve beşincisi, topiyekken kesbükarımızdan elbette infak-ı ihsan kılıç diyesinden çıkarmayelik. İnfak degende burada da fakat pulu düşünmeyelik. Fakat pulu düşünmeyelik. Ha, pulam infak. Öşü, ne diyemez? İki rapatken ne de rakı çeşi oyup koydu. Şu hem infak sizden. Siz özünüz kılıçiz kereye boyunca az yine köprü akıp koysun bana şu infak. Pulu az gene yetmeye kalsa, baktım öyle, uyağa, Allah versin enge. Razım anda, cönet var orayı, bir 5 son yetmeye kaldı, 10 son yetmeye kaldı. Bor ve abgeleyi yüzden demezden. Kılıyken işimizden, ne kılış gereken? İnfak kılışımız gereken. Amallar kandey kılıp makbul boladı. Kandey kılıp pakize boladı.
Bandani amali qabul bo'lishligi uchun eng muhim ishlardan bittasi luqmani halol qilishligi deb aytdik. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam quyidagi oyatlarni o'qidi. O'qidilar: "Ey odamlar, yerdagi halol, pok narsalarni yenglar." Shunda Sa'd ibn Abi Waqqos roziyallohu anhu: "Ya Rasululloh, duo qiling. Duo qiling meni haqqimga, men duosi mustajob odamlardan bo'lay." Juda katta narsani so'radi shu yerda. Juda katta narsani o'ziga so'radi. Agar hozir Nabiy sollallohu alayhi vasallam omin parvardigor Sa'dning duolarini mustajob qilganda duo qilsalar, aniq mustajob bo'ladi va bu faqat Sa'd ibn Abi Waqqosga bo'ladi. Ammo rahmat nabisi bo'lgan payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam Sa'd ibn Abi Waqqos so'ragan narsani emas, undan yaxshiroq narsani berdilar va hammaga berdilar. Aytdilarki: "Ya Sa'd, atib mat'amaka takunu mustajaba da'va." Ey Sa'd, mat'am, yeydigan narsangizni, ovqatingizni pok qiling, duosi ijobatlardan bo'lasiz dedi. Tushunarlimi akalar, ukalar? Luqmani halol qilsak duoimiz ijobat bo'ladi. Luqmani pokiza qilsak duoimiz ijobat bo'ladi. Albatta palonchini oldiga borib duo qilish unaqa emas. O'zingizni duoingiz ijobat bo'ladi. Muhammadning joni uning qo'lida bo'lgan zotga qasamki dedilar Rasululloh. Qorniga harom luqma tushirgan bandaning amalini Alloh 40 kun qabul qilmaydi. Haromdan semirgan badanning joyi do'zaxdir dedilar. Hozir aytyapmiz, hech kim o'zini qilayotgan ishini harom deb bilmaydi. Hech kim o'zini amalida shubha bor deb bilmaydi. Aniq biladi uniki halol, aniq biladi unikida shubha yo'q. Lekin payg'ambarimiz aytgan, mana bu andoza bilan o'lchab ko'raylikda amalimizni. Mana uchinchisini aytganimda kallalardan o'tdimi? Meni qilayotgan ishimdan birovga aziyat yo'qmikin? Alloh taolo harom yegan kishining namozini qabul qilmaydi deb Abdulloh ibn Abbos roziyallohu anhu aytadi. O'zi Alloh taolo dunyoda o'zlari berib qo'yadi buni mukofotini. Xush turnoq ishidagi mukofotini. Qabul bo'lmaydi degani, birodarlar, ajri bo'lmaydi deb tafsir qiladi. Mana shu hadisni ayrim ulamolar. Masalan, o'sha harom nonni, harom luqmani yeb namoz o'qigan odam namoz o'qidi degan belgi bo'ladi, lekin uni ajri bo'lmaydi. Uni mukofoti bo'lmaydi. Namoz o'qiydi, hayotida baraka bo'lmaydi. Namoz o'qib duo qiladi, duosi ijobat bo'lmaydi. Hayotida osudalik, osoyishtalik bo'lmaydi. Aqulu qawli hada va astagfirullah li va lakum. Innalloha va malaikatahu yusalluna ala nabiy. Ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi va sallimu taslima. Assalomu alaykum.